Evet değerli izleyiciler, bir tercih döneminde Keçiborlu Meslek Yüksekokulu'ndan öğretim görevlisi Barış Işıldak hocamızla beraberiz. Bugün Keçiborlu Meslek Yüksekokulu üzerine kendisiyle konuşacağız. Keçiborlu'nun imkanları neler, oradaki bölümler neler, oradaki bölümlerin imkanları neler gibi konulara bakacağız. Oraya gelen öğrencilerimizin neyle karşılaşacaklarını öncesinde bilmelerini bu anlamda sağlamaya çalışacağız. Barış Hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun, teşekkürler. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz hocam? Öncelikle. Tabii ki, çünkü tabii ki öğrencilerin de şunu da merak ediyorlar. Hani gittik bir yere, hocalarımız nasıl insanlar? Öyle bir düşünce de var. Doğru hocam, çok o da öğrenciler tarafından merak edilen kısımlar. Öğretim görevlisi Barış Işıldak. Üniversiteyi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okudum. Daha sonrasında özel sektör deneyimim oldu. Pek çok havalimanında çalıştım. Ardından da üniversitemize kanalize oldum. Orada da 2017 yılından itibaren de öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Şimdi de mevcut okulumuzda idari görevimiz var. Müdür yardımcısı olarak da görevime devam ediyorum hocam. Evet, yani buradan şimdiden şunu söyleyebiliriz. Gelen arkadaşlar herhangi bir soruna karşılaştığınız zaman Barış Hocam'a müracaat edebilirsiniz. Tabii ki hocam. Her zaman zaten görevimizi yapıyoruz. Evet. Ama sorunlar da olursa tabii ki birinci elden bize ulaşabilirler. Sorun tamam yok yani. Hocam, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu bize kısaca bir tanıtabilir misiniz? Tabii ki hocam. Öncelikle bir Keçiborlu'dan başlayayım isterseniz. Çünkü gelen arkadaşlar öncelikle ilçeye geldiklerini bilmiyorlar. Bazen bu tercih kılavuzunu okumak yararlı ama bazen arkadaşlar direkt tercih edip geçiyorlar. Keçiborlu, Isparta'nın en yakın ilçelerinden birisi. Yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Daha öncesinde Keçiborlu'nun adını Cumhuriyet döneminde işte kükürt fabrikasıyla çıkmış. Günümüzde de işte şimdi iç turizm, eğitim noktasında adını biraz daha duyurmaya başladı. Birimimiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Keçiborlu Meslek Yüksekokulu ismiyle yer alıyor. 94 yılında kurulmuş hocam. Şu anki idari binamız eski bu Cumhuriyet döneminden kalma kükürt binası. Bir noktada nostaljiyle yaşıyoruz orada. Onun haricinde Meslek Yüksekokulumuz 94 yılında kurulmuş olsa da yılından da ötürü köklü bir geçmişe de sahip. Geçmişine bakacak olursak hocam, genellikle teknik programlar üzerinde yoğunlaşılmış. Günümüze de bu şekilde değişiklikler göstererek gelmiş. Ana hatlarda şu anki tematik alanımız havacılık, lojistik üzerine. O da şu şekilde oluyor. Biliyorsunuz Keçiborlu bir geçiş güzergahı. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için de söylemek lazım. İstanbul, Ankara, İzmir yol güzergahında yer alan bir ilçemiz. Diğer ilçelerine nazaran daha böyle cadde üstünde yer alan bir konuma sahip. Onunla beraber Keçiborlu'dan gün içerisinde İzmir'e devlet demir yollarına ait işte Ege Ekspresi çalışmakta. Bununla beraber işte Isparta Süleyman Demirel Havalimanımız var. O da Keçiborlu ilçe sınırları içerisinde. Bu noktada ulaşım noktasında önemli bir yerde yer alıyoruz. Bu da bizim lojistik, ulaştırma, havacılık alanlarında tematik alan olarak çıkmamızda da önce oluyor. Meslek Yüksekokulumuzda şu an mevcutta hali hazırda 6 tane programımız var hocam. Bilgisayar programcılığı, otomotiv teknolojisi, uçak teknolojisi, makina, bunlar bizim teknik noktada yer alan programlarımız. Bir noktada da sayısal programlarımız da olduğunu söyleyebiliriz bunlara. Bununla beraber sosyal programlarımız da var. Sivil havacılık, kabin hizmetleri ve bankacılık ve sigortacılık programlarımız da gene Meslek Yüksekokulumuzda aktif olan programlardan birisi. Hem teknik hem sosyal programlarla eğitim öğretim hayatına devam eden bir birimiz. Bununla beraber tematik alandan bahsetmiştim. Havacılık ve ulaştırma alanında ilerlediğimiz için hocam, bizi de diğer programlarımızdan öne çıkaran sivil havacılık kabin hizmetleri ve uçak teknolojisi programımız var. Diğer programlarımız da bizi destekleyen bir durumda ilerliyorlar.
her birini böyle ayrı ayrı inceleyecek olursak isterseniz sivil havacılık kabin hizmetlerinden bahsedeyim. Evet, çünkü o önemli. Şimdi o konuda üniversitemizin özellikle sosyal medya kanallarına da çok fazla soru geliyor. Aslında bizim obs.isparta.edu.tr adresimizde ya da aday.isparta.edu.tr adresimizden burayla ilgili istenen mesela koşullar filan da evet hocam. Bahsediliyor. Şimdi o koşullar, sağlık raporları evet. filan da gerekiyor. Mesela dövme, piercing vesaire gibi. Hani gençler evet. sıra çok fazla özenerek yaptırıyorlar onları. Ama sonrasında Mesela bu bölümde okumaya engel. Evet, sıkıntı yaratıyor. Sıkıntılardan bir tanesi. Orada istenen zannediyorum bir takım işte boy kilo şartlarımız var. Boy kilo şartları var değil Aynen. mi? Aynen. O anlamda hani insanlara bunları veriyorlar şeyde. Ama yine de o yazılı metinleri okumaktansa hani insanlar işte. Video varsa onu izlemeyi tercih ediyor. Aynen. Hani o bölümle ilgili çok soru geldiği için aslında o konuda net bir aydınlatırsak mesela kriterimiz bu, evet. bu zannediyorum öğrencilerimize de bu anlamda tam anlamıyla bilgilenmelere fayda sağlamış olacağız. Bizim tercih döneminde en büyük sorunlarımızdan birisi hocam o. Çünkü işte bir tercih kılavuzu var. Tercih kılavuzunun yanında da bir açıklama kutucuğu var. İşte 49 bent bir şey yazıyor orada. Ama arkadaşlar oraya bakmıyorlar. Ama baksalar programın ilçede olduğunu görecekler. Programın özel şartları olduğunu görecekler. Evet. Biraz sürpriz oluyor bazı arkadaşlar için. Sizin aracınızda da video görsel yoluyla da onlara ulaşmış olalım hem de. Hem sivil havacılık kabin hizmetlerinde hem de uçak teknolojisinde özel şartlarımız var hocam. Kabin hizmetlerinden başlayacak olursak kız ve erkek öğrencilerde ayrı ayrı aranan şartlar var. Bu da tamamen havayolu firmalarının özellikle işte müşteri memnuniyetinden dolayı da öne çıkmakta. Çünkü personeller şirketlerin bir noktada görünen yüzü olduğu için de bu noktada işte bu presentable duruş ya da ne bileyim bir albeniye çok önem veriyorlar. Fiziksel özellikler öne çıkıyor dediğiniz gibi hocam. İşte kız öğrencilerde 1.60-1.80 bandında bir boy şartımız bulunmakta. Kilo da bunun son iki hanesinde artı 5 fazlalık, eksi 15'te noksanlık şeklinde hesaplayabiliyoruz. Erkek adaylar için de 1.70-1.90 bandında. Gene kiloda artı 5, eksi 15'te gene sınır olarak belirlenmiş durumda. Erkeklerde ne dedik hocam? Erkeklerde 1.70-1.90 aralığı, kiloda gene aynı hocam. Artı 5 fazla, eksi 15, noksan sınırımız. Burada da tabii bunu kim belirliyor? Havayolu firmaları belirliyor. Hocam diyebilirsiniz, biz daha işe girmeden bu şartlar neden aranıyor denilebiliyor. Bu da bizim yaşadığımız en büyük sorunlardan biri. Çünkü öğrenci kayda geliyor ama şartları sağlayamayabiliyor. Bu da bizim için sorun oluyor. Aslında hocam şöyle bir şey var. Yani ben burada bir açılım yapmak istiyorum. Hani birçok branş açısından bu tür şeyler önemli. Mesela bizde de görsel iletişimle şeyler, ya da görsel evet, sanatlarla. Görsel sanatlarla ya da kamera önünde falan olmayı düşünüyorsanız mesela bunlar önemli hale gelmiş. Mesela görünür yerinizde dövme olmaması. Evet. Yani ya da işte diyelim piercing vesaire hani böyle bir takım şeylerle, takılarla tuhaf evet, ya da insanların hoşuna gitse de tuhaf görüntüler vermemesi. Hani daha doğal vaziyette olması gibi bir takım özellikleri bizim medya sektörü de istiyor aslında. Evet. Bunu yazılı olarak söylemese de hani sonunda işe alırken dikkat ediliyor. Dikkat ediyor. Yani kamera önüne bu tür şeyleri almıyor mesela. Yani. Genellikle öyle bir şey var. Siz şimdiden böyle bir kuralı buraya koyduğunuz zaman aslında hani öğrenci atıyorum 1.55 ya da kilosu daha fazla. Evet, evet, evet. Zaten giremeyecek. Yani hani burada bir iş imkanı bölümü oluşmayacak. Yani ona göre de dikkat etmesi gerekiyor. Hobi amaçlı ya da genel kültür geliştirmek amaçlı okumak istiyorsa arkadaşlar o zaman bu bölümleri tercih etmeyecekler. Yani mesela diğer o noktaya bölümleri tercih edecekler. O bölümler üzerinden gidecekler aslında. Onu da tabii hocam. Tabii bunların yanında işte dediğiniz gibi dövme, piercing, işte o üniformanın görünen yüzeylerinde olsun istemiyor havayolu firmaları. Bunlarla beraber bir de hocam sağlık raporu isteniyor bizden.
uçak teknolojisinde değil de sivil havacılık kabin hizmetlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün anlaşmalı hastaneleri var. Şu an güncel olarak 23 tane hastaneden alınıyor ama bu sayı bazen artabiliyor, daha da azalabiliyor. Bu hastanelerden gidip rapor alınmasını istiyor. Ya sağlık ocağından aldığın maalesef rapor geçerli değil. Biz de sivil havacılık kabin hizmetlerine gelecek öğrencilerimizin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün anlaşmalı hastanelerinden bu raporu alması gerekiyor. Zaten orada da sağlık kontrolleri vesaireler yapıldıktan sonra da işte uygundur ya da uygun değildir şeklinde bir rapor özeti çıkıyor karşımıza. Ona göre de biz de öğrenciye yönlendirme yapıyoruz. Ama bu geçtiğimiz yıla kadar böyleydi hocam. Yeni yıldan itibaren özellikle 2023-2024 eğitim öğretim hayatına başlamadan önce YÖK son dakika bir karar aldı. Taahhütname ile de öğrenci alabilirsiniz dedi. Nedir bu taahhütname? Herhangi bir sağlık sorunu çıktı öğrencimizin. Ben bunu okuduğum sürede kapatabilirim, yapabilirim şeklinde bir taahhütnamemiz var. Bu taahhütnameyi imzaladıktan sonra da gene öğrenci bizi kayıt tercih olabilir. Edebiliyor, kayıt hakkına erişebiliyor. Ama tabii ki daha sonraki bu işe yönelecekse ve o 2 yıl süre zarfında taahhüt ettiği şeyi gerçekleştiremediyse gene ona kalmış bir durum. Evet. Yani dediğinizde çıkıyor bir şekilde. Yani hobi olarak da okumuş olabilir bu noktada. Yani öğrenci burada yok, şunu yapmış oluyor. Öğrenciye kazandığı hakkı elinden almamış oluyor. Yani sen devam et okumana ama taahhütnameyi de ver diyor. Okuyabilirsin ama evet. Çalışamazsın gibi bir de bir durumda oluşabiliyor bir durum maalesef. Evet. Bunun da önüne geçmek adına yapılan bir durum. Çünkü sağlık raporu ciddi bir ücret hocam. Evet. Her yıl değişebilen bir ücret olduğu için bir de anlaşmalı hastanelerin büyük bir çoğunluğu özel hastane olduğu için onlarda da fiyat politikası değişebiliyor. Maalesef sabit bir fiyat politikası yok orada. Hocam bu bölümün, yani bu programın daha doğrusu işe yerleşme oranı ne? Hocam gayet güzel gidiyoruz. Nedeni de şu, ülkemizin attığı atılımlardan dolayı özellikle yeni havalimanlarının açılması, işte havayolu firmalarının yeni uçak alması, filolarını zenginleştirmesi beraberinde ara elemana, ara personele de ciddi bir şekilde ihtiyaç duyulmakta. Şu an mevcut şartlarda pek çok öğrencimiz alanda. Şimdi bizim programın adı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri diye gözüküyor ama sadece havada değil, yerde de çalışabiliyorlar. Yerde çalışma imkanları da var. Yani yer hizmeti şirketlerinde yer hostesi ya da işte yolcu hizmetleri memuru, harekat memuru, kargo memuru ya da ramp işçisi noktasında da devamlılık gösterebilen bir alandayız. Ondan dolayı zaten biz öğrencilerimize özellikle dönem içerisinde pek çok etkinlik yapıyoruz hocam. İşte yer hizmeti şirketlerinden değerli yöneticiler geliyor, söyleşiler düzenliyoruz. Hatta işte mezun öğrencilerimizi artık alanda yer edinmeye başladılar, onları okulumuza davet ediyoruz. Bir noktada alanı öğrencilere hazırlıyoruz. Tabii bunların yanında kabin memurları, kabin amirleri, pilotlar da gene okulumuzda etkinlik kapsamında davet ediyoruz. Sağ olsun geliyorlar da. Hem bizlere katkı sunuyor hem de öğrencilerimiz de bir noktada kafalarındaki soru işaretlerini de gidermiş oluyor. Bir de öğrencilerimizin en büyük artısı okulumuzdaki hocalarımızın büyük bir çoğunluğu genç. Genç olmalarındaki en büyük artı öğrencilerimizle birebir iletişim halinde olabiliyorlar. Onların sorunlarına da yatkın olunabiliyor. Meslek noktasındaki sorunları da bir şekilde çözmüş oluyoruz kendi içimizde. Yani meslek edinme noktasında büyük bir atılım var. Hatta en son yapılan bu araştırmalarda sağlık sektöründen sonra biz geliyoruz hocam. Havacılık sektörü geliyor. Biz derken onu kastettim aslında. Havacılık sektörlerinin de tercih edilebilirliği son zamanlarda fazlasıyla artmış durumda. İşte ailelerin bir noktada çocuklarının bir an önce meslek edinmesini, işte maaşa geçmesini, bir şekilde kendi ayaklarının üstünde durması için bu yola da kanalize ediyorlar bir şekilde. Evet. Hocam şimdi sizin orası tabii şöyle söyleyeyim, özellikle bölümler var bu tematik çalışma şeyde. Hani diğer programlar üzerinde çok fazla şey yapmayacağım. Zaten genel bilinen programlarımız var. Evet. Yani makine gibi, işte bankacılık ve sigortacılık gibi, bilgisayar programcılığı gibi programlarımız. Hani genel anlamda Türkiye'de herkesin aşağı yukarı bir fikrinin olduğu. Bir fikri olduğu, bildiği. Olduğu programlar. Şunu sadece ifade etmek istiyorum. Burada mesela bilgisayar programcılığı için yeterli bilgisayarlarımız mevcut. Yani onu
söylemek lazım bu noktada diye. İşte makine programının uygulama alanları uygulama var hocam. Alanları aynen mevcut. Yani bu anlamda bankacılık, sigortacılıkla ilgili hakikaten uzman bir ekip. Gene ekibimiz zaten, aynı şekilde alandan gelen hocalarımız mevcut. Otomotiv bizim okulumuzun en gelişmiş olan da teknik birimi hocam. Atölyesi vesairesi, işte atölyelerinde iki tane aracımız var, pek çok motorumuz var. Bu noktada gene alanından uzman hocalarımız var. Onlar da gene öğrencileri bilgilendirme noktasında, uygulama yapmaları noktasında pek çok atılımları var. Bunları destekleyen en güzel bizim tematik alanımızı kabin hizmetlerinden sonra hocam uçak teknolojisi getiriyor. Uçak teknolojisine isterseniz biraz değineyim. Evet. Uçak teknolojisi de gene kabin hizmeti... Uçağımız var orada bir tane. Evet hocam, geçmişten, SDV döneminden. Yapmış olduğu, evet hocam. SDV'den geçmiş yıllarda o dönemki hocalarımız hatta havalimanında uçurmuşlar. Evet. Daha sonrasında biz onu işte Isıbüyü'ye geçtiğimizde Gül Festivali vardı. Gül Festivali'nde sergilemiştik. Hocalarımız bayağı onun yenilenmesinde vesairesinde çok çaba sarf etmişlerdi. Öğrenci arkadaşlarımız da keza onlar da büyük çaba sarf ettiler. Gene mevcut şartlarını koruyor. Okulumuz da hala duruyor. Üniversitemizin kendi yaptığı uçak. Tabii tabii hocam. Tabii. Şimdi özellikle uçak teknolojisindeki hocalarımız var hocam. Onlar şimdi bir uçak takımı kurdular. Pars uçak takımı. En son da hocam havacılık fuarı vardı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmişti. Oraya bir çıkartma yapmıştık. Yaptıkları, tasarladıkları hava araçları var. Bu hava araçları üzerinde hem orada ilgi alakayı, fuarın ilgi alakasını çektiler. Hem kendileri bir böyle bir tecrübe edindiler. İşte pilotlar geliyor, teknisyenler geliyor. İşte nasıl yaptıklarını soruyorlar. Onlar da onu anlatıyorlar. Bir heyecan oluştu. Öğrencilerimiz bu tarz fuarlara gidince ve yaptıklarını sergileyince de güzel oluyor hocam. Bir kıyaslama de onların imkanı da oluyor zaten. Tabii tabii, tabii hocam. Yani bir noktada kendilerini de network ağlarını da genişletmiş oluyorlar. Hem programa artıları oluyor, hem kendilerine artıları oluyor. Bu noktada bir kazan kazan ilişkisi de evet, olmuş oluyor aslında. Pars uçak takımımızın yanında bir de Isıbüyü KMÜ diye bir otomotiv teknolojisindeki öğrencilerimiz var. Onlar da bir takım kurdular. Her iki takım da işte Teknofest'e hazırlandılar. Teknofest'in süreçlerinden geçtiler. Hem o süreci de tatmış oldular. Bu noktada güzel bir oluşum da oluyor hocam. Teknik programlarda bir noktada buluşmuş oluyor. İşte evet, uçak teknolojisini, bilgisayar, makine, otomotiv teknolojisi öğrencileri ve hocaları bir noktada birleştiği anda da güzel bir birliktelik de oluyor. Tabii uçak teknolojisinin de kendi içerisinde şartları var hocam. Kabin hizmetleri gibi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün anlaşmalı hastaneleri değil ama tam teşekküllü hastaneden çalışabilir raporu isteniyor. Bu da uygunluk raporu aslında. Bu personel çalışabilir. İşte akıl sağlığı yerindedir ya da işte ne bileyim iş yapabilir düzeydedir şeklinde. Onunla beraber gene teknik bir program olduğu için burayı tercih eden öğrencilerimiz de özel öğrenciler oluyor. Neden? Şu şekilde hocam. Genellikle burayı tercih eden arkadaşlarımızın puanlarına bakacak olursak 4 yıllık düzeyde puanları var. Ama onlar 2 yıllık düzeydeki bu programa geliyorlar. Bu programa gelmelerindeki etken de bir noktada teknisyen ünvanı noktasında da ilerleyebiliyorlar. Şimdi artık biliyorsunuz herkes hemen mezun olduktan sonra çalışabileceği alanlara yönelmek istiyor. Bu da o alanlardan birisi. Yaptıkları projeler, aldıkları eğitimler vesaireler de buna etki ediyor. Özellikle bu dönem yapmış olduğumuz teknik geziler, katıldığımız fuarlar bu programları da öne çıkartan, destekleyen düzeydeki atılımlar oldu hocam. Beraberinde az önce saydığınız programlarımız var. Bilgisayar programcılığı, makine, otomotiv, bankacılık ve sigortacılık. Gene bizim okulumuzda yer alan aktif programlar. ÖSYM'nin tercih kılavuzundaki rakamlarını, kontenjanlarını vereyim isterseniz hocam. İşte evet, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 80 kontenjan olarak belirlendi. Uçak teknolojisinin 40, bilgisayarın 60, makine programının 40, otomotiv teknolojisinin 40, bankacılık ve sigortacılık programına da 60 olarak
belirlendi. Rakamlarımız güzel, ilçe adına da güzel. Biliyorsunuz ilçede şimdi özellikle siyasi politikalar vesairelerde etkin rol oynamakta. Özellikle ilçeyi havacılık adına tematik yapılması noktasında da özellikle belediye başkanımız ve kaymakamımız da bu noktada öncü olarak öne çıkıyorlar evet. Hocam. İşte uçak lisesinin aktif olarak yer alması, gene ilimizde yer alan diğer bir üniversite olan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bir birimi var ilçemizde. İlçede iki üniversite, bir de uçak lisesi olarak hem bu alanı temsil ediyoruz hem de bu alanda ilerliyoruz. Bu da bizi en büyük artılarımızdan yani birisi. Yani aslında eğitim açısından güzel bir yer. Yani bu anlamda küçük yerlerin, ki küçük yerler derken şöyle bir imkan da var. Hani Isparta'ya 40 kilometre. Evet hocam. Hani çok uzakta bir yerde değil. Hani bunu İstanbul gibi kıyaslayacak olursak, hani oturduğu yerden adamın üniversiteye kadar 60 kilometre, 80 kilometre. Tabii. Bir de ulaşım saati var tabii hocam. Şimdi bizim burada 40 kilometrelik bir mesafede bulunuyor ilçe. Peki ilçedeki hocam merak edilen şeylerden bir tanesi şu. Özel yurt imkanı ya da KYK yurdu, bu soruluyor. KYK yurdu imkanı var mı? Var hocam. Ender ilçelerden birisiyiz. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdumuz var. Bir noktada devlet yurdumuz var. 400 kapasiteye sahip. Bu 400 kapasite de bizim ilçemize yetiyor. Kaç öğrenci var zaten toplamda? Toplamda hocam aktif öğrenci. Aktif pasifleri... öğrencilerimizle beraber 600 civarında öğrencimiz var hocam. SDÖ'nün ne kadar vardır hocam? SDÖ'nün şu an hocam havacılık yönetimi programı var orada. Onların da kontenjanı 40. Her yıl 40 alıyorlar. İlk mezunlarını bu dönem verdiler. Toplamda da onların 360 öğrencileri bulunmakta. İşte 600 civarında bizde oluyor genellikle. Tabii bizim altılı öğrencileri de sayarsak bu 800-900 bandına kadar çıkıyor. Ama aktif öğrencileri konuştuğumuz zaman 600 civarında bir öğrencimiz var hocam. Onların da aktif olarak 300 desek 900 civarı bir öğrenci var. Tabii 400 hocam. 400 kontenjanı zaten yurtta bir 400 kişilik. Biz her türlü dolduruyoruz. Çünkü zaten var. Birinci sınıflarda total 320 öğrencimiz var. Bunun yanı sıra apart imkanları ne durumda var hocam? Var hocam. Şimdi yurdun yanında yurdu besleyen otel, pansiyon, apart, özel yurt. Bunlar da gene ilçemizde faaliyet göstermekte. Evde tutabilirler. Tabii hocam. Evde var. Şimdi işte etap etap TOKİ'ler yapılıyor biliyorsunuz şimdi Keçiborlu'ya. Tamamlanan TOKİ'ler var ve tamamlanan TOKİ'lerde de şimdi öğrenciler de artık oralara da yönelebiliyor. Onun haricinde TOKİ haricinde de gene ev kiraları vesairelerde de öğrenciler buralara yönelebiliyorlar. Kiraları da gene normal şartlarda oluyor. Yani öğrencimiz hiçbir şekilde konaklama noktasında bir sorun yaşamıyor. Bir de şöyle bir durumumuz var hocam. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi'nde isteğe bağlı hazırlık programımız var. İsteyen öğrencilerimiz İngilizce, bir yıl İngilizce hazırlık eğitimini görüyorlar. Onlar da eğitimi yabancı diller meslek yüksek okulumuz var merkezde biliyorsunuz. Orada alıyorlar. Şimdi yani bir öğrenci, yıl merkezde okuyup daha evet, sonra Keçiborlu'da. Daha sonraki o iki yılını Keçiborlu'da tamamlamak için geri dönüyorlar. Tabii şimdi bir yıl merkezden geçirdikten sonra öğrenci Keçiborlu'ya çok gelmek istemiyor. Özellikle hazırlık okuduktan sonra. Onlar ne yapıyor derseniz merkezden gelip gitme yapıyorlar. Bu noktada da bizim elimizi güçlendiren en büyük artılardan birisi de Keçiborlu Kooperatif. O da gün içerisinde saat başı seferlerle gene öğrencileri mağdur etmiyor. Otobüs var zaten. Aynen hocam. Evet. Bir de... İlin en yakın ilçesi olduğumuz için de o da çok böyle sorun yaratmıyor. Taksi vesaire gibi ulaşımlar da gene öğrenciler evet, tarafından toplu bir şekilde tercih edilebiliyor. İlçe içerisinde pek çok noktada kafeterya vesaire bu tarz yerlerde sosyal bulunmakta. İmkanları. Aynen evet, hocam. Hani böyle bir şimdi tercih edecek arkadaşlar Marmiyet böyle... bölgesi değil. Aynen atıl bir ilçe değil, öyle aktif söyleyeyim, bir ilçe. Evet. O noktaları söyleyebiliriz. Bununla beraber gençlik merkezimiz var hocam. Gençlik merkeziyle çok defa bir projeler yapıyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Oradaki hocalarımız da sizin aracılığınızda da teşekkür etmiş olalım.
pek çok noktada etkinlik noktasında hem biz onları destekliyoruz hem onlar bizi destekliyorlar. Az önce söylediğim kazan kazan ilişkisini biz ikili ilişkilerle gene burada yürütebiliyoruz. Hem öğrencilerimiz içerisinde de güzel etkinlik oluşturuyorlar. Özellikle en son yaptığımız işte kız voleybol takımını kurduk hocam. Voleybol geçmişi olan ya da spor geçmişi olan ya da ben de bu işte varım diyen arkadaşları topladık. Güzel bir etkinlik havuzu oluşturduk. İşte Senirkent Meslek Yüksekokulu'yla, Bucak'ta, Makü'de, Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu'nda böyle dostluk maçları düzenledik. Onlar için de güzel oldu. İşte santranç turnuvalarımız oluyor. Aktif bir okuluz. Aktifiz hocam. Yani seviyoruz. Şimdi öğrenci topluluklarımız da var. Öğrenci topluluklarımız da var. Geldiler o konuda. Şimdi uzun videoları genelde izlemiyorlar hocam. Hani o yüzden evet. Hızlı bir şekilde toparlarsak aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şehir merkezine yakın. Ulaşım sorunu olmayan. Ulaşım sorunu olmayan. Hatta İzmir tarafına tren dahil bütün ulaşım imkanları bulunan. Havalimanının hemen yanında. Yanında. Bu anlamda baktığımız zaman ilçe olması nedeniyle aslında şehir yaşamından daha ucuza şey yapabilecekleri, eğitimlerini görebilecekleri. Bu arada 3+1 veriyoruz değil mi? Evet eğitimi? Hocam. Yani 3 dönem eğitim alıp 1 dönem iş yeri uygulaması yapacakları. Ki bizim üniversitemiz bu anlamda işte Türkiye'deki iki konsept üniversiteden biri. Uygulamalı bilimler adı altında. Uygulamalı bilimler üniversitesi olarak yapabilecekleri güzel bir yerde, güzel bir okulda okuyacakları, sizin gibi genç, ilgili hocalarımızın bulunduğu. Orayı zaten insanlar güzelleştiriyor aslında. Nereye giderseniz gidin. Güzel insanların olduğu ve iyi bir eğitim verildiği bir okulumuz Keçiborlu. Ha, bu noktada öğrencilerimizi tercih döneminde özellikle hiç sıkıntı olmadan bekliyoruz. Evet. İşte hocam. Sadece bu iki bölümümüz için geçerli özel olan şartlar var. İki özel programımız şartlarımız için var. O onun özel haricinde şartlarımıza baksınlar, ona göre gelsinler. Evet. Bu sefer aldıkları eğitim bir işe yarasın hani sonucunda. Hani sonunda şikayet etmesinler. Hani bizim genellikle insanlarda bu oluyor. Şartları yerine getirmiyor ama şikayet ediyor. Yani şikayet etmeden hakikaten kendilerini geliştirip ilerleyebilecekleri bir takım imkanlar var diyelim. Sizin son olarak söylemek istediğiniz ne var hocam? Bir toparlarsanız. Toparlayalım hocam. Yeni gelecek arkadaşlara, bizi tercih edecek arkadaşları hocalarımızla, idarecilerimizle canı gönülden bekliyoruz. Keyif alacakları, etkinliklerden artık sıkılacakları, derslerden keyif alacakları bir ortam onları bekliyor. Biz de onları bekliyoruz. Evet, bir anlamda aslında küçük yerde biraz da aile gibi oluyorsunuz. Evet hocam, aynen. Değil mi? Aynen. Aileden olmuş oluyor herkes. İnşallah güzel bir kayıt dönemi geçiririz. İnşallah hocam, temennimiz o yani. Başarılarınızın devamını. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Diyoruz. Hem size hem de buradaki arkadaki ekipte yer alan öğrenci arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi ve müdür yardımcısı, öğretim görevlisi Sayın Barış Işıldak hocamız bizimlerle birlikte oldu. Keçiborlu aslında okuluyla ilgili anlatmak istediği çok daha fazla şeyler var. Buradan hissediyorum. Keçiborlu'yu tercih edecek arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.